Selamün aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim? Bizi sorarsanız biz iyiyiz. Arkadaşlar bugün içerideyiz. Akşam yemeğimizi yapacağız. Hava buz gibi, çok soğuk, aşırı derecede. Ve dışarı çıkılacak gibi değil vallaha. Kar yağmış gibi. Kar yağmış gibi. Eskiden soğuk olduğunda derlerdi ki ne, deli bile deliğinden çıkmaz derlerdi, aynı hesabı. Oldu. Vallahi dışarı çıkılacak gibi değil arkadaşlar. Çok soğuk, aşırı derecede. İnanın var ya, bizim şu mutfağın kapı, pencere, her yeri örtük olduğu halde, bilmiyorum evin üstü sac olduğundan mı, yer evi olduğundan mı, nedense aşırı derecede bir soğuk var vallahi, bilmiyorum yani. Aydınlığın açtı mı bunu? Doğradın? İnce ince doğruyordun. Onun ağzını kapat o tabakla. Arkadaşlar bugün bir şey yapayım dedim. Annem gitti vallahi. Tuz değil bu. He? Tuz değil. Olsun, gene de fazla tuzlu olur. Annem gitti. İnanın hiç tadım yok, tuzum yok. Ben böyleyim. Biri gelip de kaldığı zaman, alıştığım zaman arkadaşlar çok hasta oluyorum. Çünkü alışıyorum. Tek başımayım normalde, hani evin içinde yani ne bileyim, o da gidince, annem de gidince baya bir şey oldum, üzüldüm yani, öyle diyeyim. Onun için şimdi bir şey diyemiyorum, kusura bakmayın yani. Uf. Kardeşimgil gitti, kardeşimgilin gittiğinde baya bir üzüldüydüm. Onda tansiyonum şey oldu, çok düşmüştü, aşırı derecede tansiyonum. Onun için onlar gitti, 2 gün sonra annem geldi, ama zaten annem, onlar gittiğinde dedim hani, anne dedim gel zaten yanında kal dedim, hani biraz dedim, en azından kardeşim evde yok diye gelemiyordu, gelini tek bırakamıyordu. Şimdi dedim kardeşim de evde, yine bakan var, nasıl olsa gelinin yanında, onlar da evde dursunlar. Yok kızım dedi, hava soğuk dedi, gelip yük olmak istemiyorum dedi, öyle öyle kaldı. En sonunda da ikna edince, çocuklar da ikna edince dediler, nere dediler, eğer sen gelmezsen biz de 15 saatte oraya gelmek dediler. Onun şeyini herhalde biraz şey yaptı, geldi, ama işte cenaze olunca geri gitmek zorunda kaldı. Yoksa daha yılbaşından neçe sonraya kadar burada kalacaktı. Onun için gitti vallahi, üzüldüm ama elde bir şey yok yani. O gidince ben de çarşıda işlerim vardı. Mustafa'ya dedim beraber gidek dedim, o da fırındakiler izin vermemiş Mustafa'ya. Onun için gidemedi. Ben kalktım da tek başıma dolmuşla gittim. İşlerimi hallettim. Geri geldim. Evet. Rümeysa acıktım dedi. Rümeysa'yı da aldım geldim okuldan. Rümeysa acıktım dedi. O bir şeyler atıştırdı. Ondan sonra da Rümeysa anne dedi biraz dedi yatayım dedi. Ödevim çok var dedi. Ödevimi rahat rahat yaparım dedi. Ben de tamam yat dedim. Sobayı yaktım. Derken mantar vardı. Mantarı doğradım. Şöyle göstereyim, görünüyor mu görünmüyor mu bilmiyorum da, ısladığım halde yine de kararma yaptı, nasıl olduysa ben bilmiyorum, bu mantarı fazla anlamıyorum da, sadece pişirilirken yani iyi oluyor, seviyorum ben aslında. Pizzada çok seviyorum mantarı da, pizzada da eşim Adana'da bir yer vardı, oradan getiriyordu devamlı, ben mantarlı seviyorum diye bana mantarlı getiriyordu. Burada da pizza, hazır pizza yemek. Biz kendimiz yaptığımız için mantarlı da hiç aklıma gelmiyor inanın. Yapmıyorum da. Zaten normal pizza yapıyor. Yok aslında mantarlısı da var. Sucuklusu falan var da işte. Biz böyle yapıyoruz. Arkadaşlar tavuk göğsü aldım. Biraz. Aslında bugün anneme yapacaktım. Annem bizim orada mantara göbelek deniyor arkadaşlar. Mantarla annem de seviyor mantarı. Bugün aslında ona yapacaktım. İşte haber gelip de gidince kaldı. İki haber birden geldi. Hem komşumuz ölmüş, hem amcamın hanımı ölünce, iki haber birden gelince annem durmadı, gitti. Aslında annem daha cumartesi günü gidecekti de biz izin vermedik. Kalsın dedik. Öyle kaldı yani. İşte böyle arkadaşlar. Moralim bozuk ama kusura da bakmayın, biraz da hastayım zaten. Hiç tadım da yok. Bu grip beni mahvetti. Çok şükür korona değilim ama yani benim zaten gripim ağır geçiyor. Bilmiyorum artık nasıl geçer, nasıl geçmez. Sesim bayağı bir düzelmedi. Bir de öksürük var zaten. Onun için
Bugün yemeğimizi böyle yapacağız arkadaşlar. Bunu normalde siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama benim gördüğüm kadarıyla böyle tavuğu doğradı. Instagram'da mı nerede gördüm ben yani tavuğu doğradı böyle ufak ufak. Ondan sonra tavuğu biraz yağda çevirdi. Üstü mantarlar attı. Mantarlar da şöyle bir çevirdi. Üstüne domates rendeledi. Şey yaptı da ben öyle yapmayacağım. Ben bir tane soğan doğrayacağım. Bir tane iki tane de yeşil biber var. Onu da doğrayacağım. Öyle normal kavuracağım. Hem kokusunu alır soğan. Yemeğin tavuğun kokusunu alıyor soğan. Aklınızda bulunsun kuru soğan. Böyle bu kavrulsun arkadaşlar suyu çekene kadar. Ben de sobaya bir bakayım geleyim. Sizler neler yapıyorsunuz? Ne yiyorsunuz? Ne içiyorsunuz? Akşam yemeği olarak ne yapıyorsunuz? Ben bunu yapacağım. Yanına da başka bir şey yapar mıyım bilmiyorum. Herhalde yanına da salata mı yaparım başka bir şey mi yaparım bilmiyorum. İnan benim hiçbir şeyde canım istemiyor zaten. Annemin şeyinden dolayı gitti gideli. Üzgünüm. Kardeşim bir gittiğinde de öyleydi. Üzgündüm hani. Bir şey canım istemiyordu. Şimdi burada da bir şey canım istemiyor. Hiç de yiyesim de gelmiyor. Onun için hiç yani yemekten beynim bir şey almayacak gibime geliyor. Artık bilmiyorum nasıl olursa. Şöyle göstereyim ben size. Tencerede. Burada da mantar. Mantarı ısladığım halde arkadaşlar nasıl olduysa şey oldu. Karardı yine de. Limonlu suya ısladım. Ben öyle görmüştüm. Limonlu suya ısladım. Yine de karardı nasıl olduysa. Ocağımız kirlendi kusura bakmayın. Taştı yemek taştı. Onun için ocağımız kirlendi. Ben de bugün şey yapamadım silemedim hani çarşıya gittiğimden dolayı. Onun için kaldı. Bakalım artık. Yani ne kadar inşallah kendimi toparlarım. Yani artık hani bir laf var elden gelen öğün olmaz o da vaktinde bulunmaz diye bir laf var ya. Anne de olsa baba da olsa kardeş de olsa. Evlat da olsa gurbette olunca bir tarafı gurbet olunca işte yine de gidiyor gelen az şey oluyor yine kaldık çocuklarının eşimle baş başa aslında köy hayatını daha çok seviyorum da köyde de yerim yok gidecek bir arsam olmuş olsaydı en azından bir şekilde orada şey yapardık ama prefabrik falan da çatımı yaptıramıyorum oraya nasıl ev yaptırayım. Neyse arkadaşlar. Bu kavrulsun suyunu çeksin. Tekrar görüşelim inşallah. Arkadaşlar. Şöyle az kaldırayım. Tavuklarım baya bir şey oldu arkadaşlar. Suyunu çekti. Yağda da hatta biraz fazlasıyla kavruldu. Ben orada sobaya bakıp gelene kadar kızarmışlar. Ne biliyor musun? Bak. Adam hem motor hem de okullar kömür getiriyor. Traktör de. Güzel mi? Evet. Abdullah'ı eski okulundan aldık arkadaşlar. 3 gün çok, sonra açılacak dedi ya. Çok şey uzaktı Abdullah'ın önceki okulu. Reyhan'da oturanlar biliyor. Ta Cumhuriyet Mahallesi'ne İmam Hatip'e gidiyordu. Çocuk üst geçitten gidip gelirken en son yağmurda da zaten hasta oldu. Dedik hani eşime söyledim dedim bunu artık buradan alak. Bunun başka çaresi yok çocuk gidip gelirken çok zorluk çekiyor. Onun için alalım bunu buradan dedik aldık. Onu yersen bitirirsin zaten. Yemek yemeyeceğim aslında. He? Karabiber almayı unuttuk ha. Tuz. Ben tuz arkadaşlar kaya tuzu olduğu için tuzu fazla olmuyor. Bir şey atmayacağım arkadaşlar. Bir şey atma dedi bizimkiler. Öyle sade
kavur dediler. Dur bakayım, sade yapacağım eğer güzel olursa. Normalde ben domates falan domates değil de şey doğruyordum. Ne onun adı? Biber falan da doğruyordum. Hatta buna benzer bir tane şeyde yapmıştım. Ben Ramazan bayramında yapmıştım. O da çok güzel olmuştu. Mantar da mübarek hemen soluyor, sulanıyor zaten. Bakın belki eğer şey olursa, onları bir şey koyma dediler ama şey olursa belki bir yeşil biberle domates koyabilirim, domates püresi. Yazın yaptırdım ya ondan. Küçük kavanozlarda var, şöyle şöyle küçüklerde yaptım ben. Böyle şey için, çorba falan için kullanmak için yaptım. Eğer şey olursa onlardan yaparım. Böyle kavrulsun arkadaşlar. Ben domatese bakayım bakayım. Ufak var mı yok mu bilmiyorum. Herhalde ufak yok burada. Ufak var ya, küçük küçük. Onları kullandım. Bitmiş buradaki. Ancak öbür taraftan getirmem lazım. Dolabın içinde erzak dolabım var benim bir tane. Onun içine koyuyorum böyle şeyleri, konserveleri falan. Ona bir bak, onun içinden bulup ufak getirmem lazım. Büyük olmaz zaten. Büyük çok gelir. Ben gene de bir tane yeşil biber doğrayayım ya. İçime sinmedi. Bunun içine sarımsak da giriyor mu arkadaşlar? Siz yapanlar bilir. Ben şöyle bir tane yeşil biber, bir diş de şöyle sarımsak alayım yine de. Kokusunu herhalde şey yapar. Köye de gidip geldiğimde üzülüyorum ama arkadaşlar bu kadar değil hani. Orada vakit geçiriyor, ne bileyim şey yapıyor ama oradan gelince bu kadar fazla üzülmüyorum da. Ama geçen gün kardeşim gül gittiğinde çok üzüldüm. Annem aha gitti, çok üzüldüm. Bilmiyorum, bizim evden biri gidince ben baya bir şey oluyorum. Hasta mı oluyorum? Artık burada kimse yok, ondan dolayı mı kaynaklanıyor? Herkes için mi geçerli bu sorun bilmiyorum. Soğanla sarımsağı da atınca ne güzel aroma tadı verdi arkadaşlar. Güzel oldu. Şimdi bu pişsin arkadaşlar. Güzelce eşime sorayım, yanına pilav pişireyim mi? Veyahut da pişirmeyeyim mi? Başka bir şey mi yerler? Bilmiyorum. Sorayım artık. Nasıl yerlerse öyle. Pilav isterlerse pilav, istemezlerse bir şey yapmadan. Biraz fasulye falan var, onunla beraber yerler herhalde. Yoğurdumuz. Sen bizim içeri karanlık gibi. Biberimiz. Rengine güzel bak anne. Rengine güzel. Güzelmiş. Bembeyaz. Fiş. Arkadaşlar daralı pilav yaptım. Mısırlı yani. Bu ne şimdi? Hem içinde ne seviyor var? Hem de kalanı da. Onun içinde mantar var oğlum. Sarımsak var. Bir de yeşil biber var. Tavuk bu var. Bu kadar mı? Tavuk. Aldığın tavuk var ya. Biber falan mı? Tavuk. İşte yaprak biberi var. Şey de var. Şöyle biraz şey yaptım ben. İyice suyunu çektirdim. Aa, şu bardağı ayrıca bakayım. Vallahi arkadaşlar bugünlük böyle olsun. Kusura bakmayın. Yine cazı gitti. Hiç modumda değilim. Eve biri geldi, neneşe oluyor. Gittiğinde de evin sessizliği gidiyor. Ay, sessizliği kalıyor. Şu bardağı ver aynaya. En büyüğü. Susadı mı? Boşuna şey, ufka doldu lan. 3 bardak içeceğim en fazla. Su içme fazla, karnımın şişirir o. Çarşıdan geldim, iyi bir çay canım istedi. Sobayı yaktım. Soba yanmadı. İçinde bir şey kalmamış.
Onun için şimdi yaktım, şimdi şey oldu. Sıcak oldu. Sıcak. Yok, iyi oldu içeri. Yanması iyi. Kaynadı şimdi. Onu demlerim. Çayımı içerim. Arkadaşlar, yeni kanalıma da abone olmayı unutmayın. Oraya 1000 abone. Hangi? Ve 4000 dakika olması lazım. Şu yabancı isimli olan var ya. King Dremel. G, N, İ. İyi mi böyle? Ne? Pilav çok mu? Pilav biraz çok göründü. Biraz da indir ona. Etten de biraz indir seni. Şöyle ekmeksiz yavrum, bir şey olmaz. Aleyküm selam. Hoparlörümle zevk alamadım, kendim atacağım. Babacım. Selam yolla. Selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti tüm ümmetin ve sizden üzerine olsun. Allah gönlünüze göre aklınıza hayırlı nasip etsin. Allah ölmüşlerine rahmet etsin. Makamları cennet olsun. Hastalarımıza mevlam şifa versin. Vatanımızı, milletimizi, askerimizi, polislerimizi hepsini bela ve musibetlerden korusun mevlam. Şu musibetlerden de bütün ümmeti korusun. Allah yar ve yardımcın olsun. Allah'a emanet olun. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalımda kalın.